Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Sayın Aytu Atıcı Efendi, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Hakan Bey. Tabii aslında bugün farklı bir gündem maddesini programımızda konuşmaya çalışacağız. Nükleer santral yapımı. Aslında henüz tam olarak bir adım atılmış değil bu konuyla ilgili olarak ama Mersin'de ve Sinop'ta bu iki kritik yerde nükleer santrallerin yapımına ilişkin tartışmalar da devam ediyor bir yandan. Tepkiler var, protestolar var. Evet. Bu protestoların da zaman zaman gündeme geldiğini biliyoruz. Yine bir çadır kent kurulması gündemde Mersin'de. Öncelikle efendim nükleer santral yapımına sizin de karşı olduğunuzu biliyoruz. Neden? Yani hükümet bu konuda diretirken bazı kesimler nükleer santrallere karşı çıkıyor. Şimdi Hakan Bey, aslında bu öykü 35 yıllık bir öykü. 35 yıl önce ilk olarak Türkiye nükleer santralle tanışma hevesine girdi. O zamanın koşulları nükleer enerjinin temiz bir enerji olduğunu, çok güzel olduğunu, çok ucuz olduğunu bizlere söylüyordu. Ve o dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, Enerji Bakanı da Sayın Deniz Baykal. Ve nükleer santral olabilir Türkiye'de diye düşündüler. Ve böyle bir araştırmaya girdiler. Kısa bir süre sonra dünyada meydana gelen bütün gelişmeleri, bütün nükleer santrallerin sorunlarını, nükleer enerji elde edilen uranyumun atık sorunlarını inceleyince de hemen vazgeçtiler. Yani nükleer öykü böyle başladı. Halk karşı çıktı 35 sene önce. O zamanın sosyal demokrat hükümeti derhal bundan vazgeçti ve ben bu işte yokum dedi. Bunu niye söylüyorum? Şimdi AKP, başta Başbakan ve Enerji Bakanı, hatta bazı milletvekilleri, Mersin milletvekilleri dahil olmak üzere çıkıp sık sık, kardeşim bu nükleer santraller Sayın Deniz Baykal zamanında kararı alındı gibi halkı yanıltan, halka doğruları söylemeyecek kadar ileri giden bir tarz sergiliyorlar. Ben de buradan halkımıza sesleniyorum. Nükleer enerji konusunda Cumhuriyet Halk Partisi her zaman duyarlı olmuştur, her zaman incelemiştir. Nükleer enerjinin tıp alanında kullanımı dahil olmak üzere nükleer enerjinin kategorik olarak incelenmesi gerektiğini her zaman söyleyerek nükleer enerji konusunda endişelerini dile getirmiştir. Evet. Ve o hükümetler anında bu projeden vazgeçmişlerdir. Kimsenin halkımızı yanıltmaya, halkımıza yalan söylemeye hakkı da yoktur, haddi de yoktur. Şimdi şunu sormak istiyorum. Tabii nükleer enerji çok tartışılan bir konu. Yani sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada. Evet. Hatta Japonya'daki depremde bile nükleer santralin yarattığı tehlikeler de bunu daha çok sık tartışılır hale getirmişti o dönemlerde. Ama çoğu ülkeye baktığımız zaman da nükleer santral yapımına ilişkin bir geri adım atılmadığını görüyoruz. Şimdi evet, nükleer santralle ilgili bir takım endişeler var. Bunu bütün dünya ortak bir görüş olarak dile getiriyor ama gerekli de değil mi efendim? Yani gerekli değil. Değil mi? Gerekli değil. Ne Türkiye için gerekli ne de dünya için gerekli. Şimdi biz kalkıp da burada Kanal B televizyonunda dünyanın enerji sorununu tartışmayacağız. Evet, nükleer enerji dünyaya gerekli mi değil mi, bunu tartışmayacağız. Bizim görevimiz nükleer enerjiye Türkiye'nin ihtiyacı var mı yok mu diye konuşarak halkımızı buna göre bilgilendirmek. Bundan sonraki karar zaten halkımızın olacak. Biz de nükleer enerji konusunda Sayın Genel Başkanımızın hem Erdemli, Mersin Erdemli'de yaptığı mitingde hem de Mersin Silifke ilçesinde yaptığı mitinglerde bu kararın halk tarafından verilmesi gerektiğini söyledi. Çünkü nükleer santrallerin pek çok zararını birazdan sizlere anlatmaya çalışacağım. Kendi bölgesinde, kendi kentinde böyle bir santral istiyor mu, istemiyor mu bu halk, kendisi karar verecek diye referandum yapma sözü verdi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir kararda mutlaka halkın onayının olması gerektiğini düşündü. Neden? Çünkü nükleer enerji ucuz gibi görünmekle beraber, evet, astarı yüzünden pahalıya gelen bir enerji çeşididir Hakan Bey.
ucuz gibi görünüyor. Bir reaktör kuruyorsunuz, bir uranyum bir miktar zenginleştiriyorsunuz ve buradan bolca enerji elde ediyorsunuz, elektrik üretiyorsunuz. İnsanın kulağına çok hoş geliyor. Fakat o uranyum artık enerji üretemez hale geldiğinde, yani atık haline geldiğinde maalesef radyasyon yaymaya devam ediyor. Hı hı. Ne demek? Radyasyon, ışınım kanser yapan bir şeydir. Siz bu atığı, artık işe yaramayan bu uranyum parçacığını ne yapacaksınız? Bu uranyumu siz hiçbir ülkeye gönderemezsiniz. Mecbursunuz kendi ülkenizde, kendi topraklarınızda bunu gömmeye. Peki bunu gömdüğünüz zaman bu kanser yapar mı? Evet yapar. Ben size sorarım. Vazgeçtim dünyadan. Mersin'de cennet bir koy olan Akkuyu'da böyle bir nükleer santral yapıldığında, burada enerji elde edildiğinde, uranyum parçacıkları artık işe yaramaz hale geldiğinde, örneğin siz nerelisiniz? Ben Kayserliyim. Kayserlisiniz. Mersin'de çıkan bu atığın Kayseri'de gömülmesine siz izin verir misiniz? Açıkça soruyorum, gerçekten soruyorum. İzin verir misiniz? Yok, izin vermem. Vermezsiniz yani. Hiç kimse vermez. Aklı başında diyor ki kardeşim, Mersin'de yapılan bir santral, tedbirinizi alın, uranyumunuzu gidin Mersin'e gömün. Bu burada gömülen, burada bertaraf edilmeye çalışılan uranyum etrafa ışınım saçmaya devam edecek mi? Milyonlarca yıl. Bakın, milyonlarca, binlerce, yüz binlerce demiyorum. Milyonlarca yıl radyoaktif ışınım yaymaya devam edecek. Peki bu radyoaktif ışınımlar ne yapacak? Bu radyoaktif ışınımlar bir, orada yaşayan insanlarda kanser yapacak. İki, DNA dediğimiz kalıtımsal, yani genetik materyalleri aktaran DNA'lar parçalanacak, kırılacak. Yani benim DNA'larım kırılınca ben bu kanser illetini hem yaşayacağım hem çocuğuma aktaracağım. Bakın, hı hı. Altını özenle çiziyorum. Dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz beni dikkatle dinlesinler. Çünkü ben aynı zamanda bir çocuk hekimiyim, çocuk profesörüyüm ve bu konuda da çok ciddi çalışmalarım oldu, araştırmalarım oldu. DNA dediğimiz genetik materyal kırıldığı zaman, bozulduğu zaman çocuklarımız ya kanserli olacak veyahut da doğuştan bazı sakatlıkları yaşayacaklar. Evet. Şimdi bu bölgede yaşayan insanlar bunu hak ediyor mu? Biz razıyız, yeter ki enerji olsun diyorsa halk, buyurun kurun. Demiyorsa hiç kimsenin bu santrali oraya kurma hakkı da yoktur, yetkisi de yok. Hükümet yani. Peki, diyelim bütün ki, bu anlattıklarınızı hesaba katmıyor mu? Efendim, bunu burada defalarca söyledik. Birazdan Sayın Enerji Bakanı'nın söylemlerini size anlatacağım. Nasıl dehşete düşeceğinizi ben de izleyeceğim buradan. Bizi izleyenler de dehşete düşeceklerdir çünkü. Şimdi diyelim ki aldık bu uranyumu. Evet. Türkiye dışına çıkardık. Mersin halkı buna razı olacak mı o zaman diye bir soru sorulabilir. Hayır, yine razı olmayacaklar. Neden? Çünkü nükleer santral, nükleer enerji santrali orada işlev gördüğü sürece hiçbir kaza olmazsa, hiçbir patlama olmazsa, hiçbir deprem olmazsa, bir kazara bir ışınım yayılımı söz konusu olmasa bile, evet, santralin etrafındaki alanda yaşayan çocuklarda kan kanseri olasılığı 2.2 kat artıyor. Kaynak mı istiyorsunuz? Almanya'da yapılan bir araştırmadır. Arzu eden herkese bu bilimsel araştırmanın, bu bilimsel yayının dergisinin numarasını verebilirim, oradan bulabilirler. Almanya'da yapılan bir araştırmada nükleer santral çevresinde böyle bir kan kanseri artışı var çocuklarda. Şimdi bunu halk bile bile, kardeşim Mersin'e gel buyur nükleer santral yap der mi? Demez. Peki bütün bunları bizim hükümetten önce soralım. Amerika Birleşik Devletleri hesaba katmıyor mu? Niye orada nükleer santraller var? Katıyor. Ve adım adım nükleer santrallerden uzaklaşıyor Hakan Bey. Daha yakında Obama döneminde, geçen hükümetinde Yuka Dağı'nın eteklerine biz nükleer atıkları gömeriz diye, insanların yaşamadığı bir yere çeşitli yatırımlar yaptılar. Milyarlarca dolar, milyarlarca dolarlık yatırım yaptılar ki Amerika Birleşik Devletleri'nin değişik yerlerinde elde edilen atık, nükleer atıkları getirelim buraya gömelim diye. Sonra bilim insanları dedi ki, Sayın Obama, biz bunu yapar isek milyonlarca yıl bu burada kalacak ve bizim insanımıza zarar verecek. O milyarlarca dolar çöpe gitti ve Obama bu defteri kapattı. Şimdi sadece Amerika Birleşik Devletleri mi? Hayır. Biz
nereden anladık bu nükleer santrallerin zarar verdiğini? İlk kaza Amerika Birleşik Devletleri'nde oldu. Three Island denen bir adada bir nükleer kaza oldu ve insanlar eyvah dediler ilk defa. Sonra ikinci kaza biliyorsunuz Çernobil'de oldu. Evet. Ona işte sizin bizim yaşımız yeter o dönemleri hatırlamaya. Çernobil biliyorsunuz bize çok yakın bir yerdeydi ve oradaki büyük bir nükleer santral kazası, patlaması nedeniyle inanılmaz bir nükleer enerji yayılımı, ışınım oldu. Radyasyon yayıldı. Hatırlayacaksınız, bizi izleyenler de hatırlarlar. O dönemlerde çaylarımız etkilendi. Dönemin bakanı çıktı dedi ki bakın çayı ben de içiyorum. Bu çaydan hiçbir şey olmaz dedi. Kendisi kanser oldu. Hakkın rahmetine kavuştu. Şimdi Çernobil bize çok şey anlattı. Bakın atom bombasından bahsetmiyorum. Yani Nagasaki, Hiroşima'ya atılan atom bombalarından bahsetmiyorum. O atom bombasıdır. O savaştır. Onun hiç etkilerini konuşmayalım. Hı hı. Ama Çernobil tıpkı bugün, tıpkı bugün Mersin Akkuyu'ya yapılacak olan nükleer santralin bir benzeridir. Ve ne acı bir tesadüftür ki Mersin Akkuyu'ya da nükleer santrali yine Ruslar yapıyor. O zaman da Çernobil'i Ruslar yapmışlardı. Ve Çernobil'de ortaya çıkan felaket bize nükleer enerjinin... Yani Rus yapımı bir nükleer santral biraz daha mı güvensiz geliyor? Birazdan beterin beterini yani söyleyeceğim size. Hiç olmazsa Çernobil'deki nükleer santralin ne olduğunu biliyoruz, niye patladığını biliyoruz. Şimdi bize yapılan VV-1200 model reaktörler dünyada ilk defa bizde denenecek Hakan Bey. İnanabiliyor mu bizi izleyenler kulaklarına acaba? Dünyada denenmişliği yok. Hadi öbür Çernobil'i bilmem işte Fukushima şu bu onlar denendi. Ha demek ki burada hata yaptık deyip düzeltilebilir. Bu VV-1200 denen reaktör modeli dünyada ilk defa biz Türkiye'de de uygulanacak. Efendim burada araya girmek istiyorum. Siz gene nükleer santralin zararlarını anlatmaya devam edeceksiniz ama dünyada ilk kez Türkiye'de denenecek nükleer santral, yine Rusya'nın yapacağı bir nükleer santralden bahsediyoruz. Ya merak ediyorum yani hükümet neden böyle bir riske giriyor? Yani bunun arka planında neler var? Yani, onu da söyleyeceğim. Şimdi isterseniz nükleer santrallerin şeylerini bir öyküsünü hemen tamamlayayım ondan sonra işin daha detay boyutlarına geleceğim. Şimdi Çernobil'e sarsıldık. Herkes kendine bir çekidüzen verdi. Ya acaba bırakalım mı bırakmayalım mı filan dendi. Arkasından Fukushima geldi, Japonya'daki nükleer kaza geldi, nükleer patlama geldi ve gerçekten Japonya perişan oldu. Dedi ki ben nükleer enerjiden vazgeçiyorum. Her şeyimi kapatıyorum dedi. Fakat Japonya'nın güneşi yok, Japonya'nın rüzgarı yok, Japonya'nın toprağı yok ve dünya devi bir enerji, dünya devi bir teknolojilere sahip. O yüzden de mutlaka nükleer enerjiye tekrar ihtiyaç duydu ve yeniden yapma niyetinde tam vazgeçtiğini söyleyemeyiz. Ama Çernobil, başta Three Island, sonra Çernobil ve Fukushima dünyaya dedi ki ben nükleer santral olarak her an patlayabilir. Bunu kim gördü? Bunu bütün akıllı ülkeler gördüler. Kim? En başta Almanya. Şimdi Almanya'yı bir düşünelim. Teknoloji devi, değil mi? Avrupa'daki enerjinin önemli bir kısmını kendisi tüketiyor. Almanya dedi ki ben nükleer santrallerimi 2020 yılına kadar tamamen kapatacağım. Neden 2020'yi dediler? Dedi ki ya santrali kurmuşum. Ömrü 2020'de bitiyor ve ben 2020'de ömrü biten santrale kilit vuracağım. Yeni santral kurmayacağım. Herkes şaşırdı. Dediler ki peki Almanya sen bu kadar araba yapıyorsun, bu kadar teknoloji üretiyorsun, bu kadar enerji harcıyorsun. Sen nereden enerji alacaksın? Almanya hesabını çoktan yapmıştı. Almanya dedi ki şu anda Almanya 365 günün 100 günü güneş görüyor. Az. Bizde kaç? Bizde 300 ila 350 gün arasında değişiyor. Yani tam 3 katı fazla güneş görüyoruz. Gün içindeki saat olarak da yine en az 2 katı fazla güneş görüyoruz. Buna rağmen dedi ki Almanya benim enerji ihtiyacımın %25'ini şu anda ben yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ediyorum. Nedir bunlar? Güneş, rüzgar, jeotermal benzeri. Peki %75'ini merak etmeyin dedi. Ben halledeceğim. Nereden anladık nasıl halledeceğini? Libya'ya müdahale edildiği zaman gördük. Bir de baktık ki bütün Avrupa ülkeleri ya da işte Amerika'nın yanında olan ülkeler
Libya'nın petrolüne göz dikerken Almanya bir baktık ki çöllere göz dikti. Ve oraya tam 12 tane güneş enerji santrali kurmaya başladı. Amacı Libya'nın çöllerinden güneş enerjisi elde etmek. Ve bu teknolojiyi geliştirmek ve bunu kademeli olarak 2020 yılına kadar toplam kullandığı enerjinin %80'ini yenilenebilir enerjiden elde etmek. Biz bunu yapabilir miyiz? Birazdan size rakamlar vereceğim. Elbette yapabiliriz. Şimdi sizin sorunuza geleyim. Peki biz ana muhalefet partisi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu kadar bilgiye sahipken, bu kadar donanımlıyken ve bu kadar bu işi kavramışken acaba temel görevimiz olan iktidarı yönlendirme işini yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Elbette ki yapıyoruz. Bunu komisyonlarda fark gözetmeksizin, Dışişleri Komisyonu'nda enerji konusu her geldiğinde, Sağlık Komisyonu'nda enerji konusu her geldiğinde, efendim genel kurulda her vesileyle bunu rakamlarla, birazdan halkımıza da açıklayacağım rakamlarla iktidara anlatıyoruz. Ama peki, hükümet geri adım atmıyor. İktidar yani, ne diyor? Şimdi bakın size. Neden atmıyor diye sormuştum. Risk, tabii. Bu anlattığınız risklere şimdi, neden hükümet? Bakın size meclis tutanaklarını getirdim. Meclis tutanaklarından okuyacağım. Yani öyle sadece kendi fikrimi söylemeyeceğim. Enerji Bakanı'nın meclis tutanaklarına yansıyan sözlerini sizlerle paylaşacağım. Diyor ki, bir cümle okuyacağım, çok uzun okumayacağım. Diyor ki, nükleer santralleri tartışıyoruz. Nükleer santral işi diyor, yalnızca elektrik temini değildir nükleer güç santralleri. Bakın biz derdimiz ne? Enerji üretelim. Hı hı. Biz Türkiye'nin enerjiye ihtiyacı var. İşte birazdan rakamları vereceğim size. Biz enerji üretelim. Güzel üretelim. Ne yapalım? Nükleer santral yapalım diyor. Sonradan dönüp diyor ki tutanaklara göre, yalnızca elektrik temini değildir nükleer güç santralleri. Yalnızca bir elektrik sorunu değildir. Aynı zamanda bir sanayileşme teknoloji sorunudur. Şimdi buradan ne anlarsınız? Demek ki hükümet diyor ki benim derdim sadece ve de sadece elektrik enerjisi üretmek değil. Benim derdim sanayileşme. Hangi alanda? Nükleer alanda. Nükleerde nasıl sanayileşir bir insan? Ne yapar? Nükleer silah üretir. Nükleerle oynamak istiyor AKP hükümeti. Çünkü diktatörler daima ve de daima güçlü olmak isterler. Ve güçlerine güç katmak isterler. Diktatörler önce demokratik yolları denerler. Yani sadece silah üretme amacına yönelik olduğunu söylüyorsunuz ama siz Almanya örneğini verirken, örneğin araç yapımı, üretimiyle ilgili olarak yine Almanya'nın teknolojide ileri olan bir ülkenin, evet, nükleer enerjiyi kullandığını, ancak bunların zararları nedeniyle de geri adım atmak zorunda kaldığını ifade ettiniz. Yani evet, teknoloji ya da sanayi derken aklımıza hemen silah üretmek mi gelmelidir? Yoksa Türkiye önümüzdeki süreçte yine araç... Bakın tekrar söylüyorum. Yalnızca bir elektrik sorunu değildir. Şimdi sanayide biz ne kullanıyoruz? Araba üretmek için ya da ne bileyim ben herhangi bir üretim yapmak için. Araba bir örnek yani için. Sanayi derken sanayide, aklımıza birçok şey gelebilir. Tamam. Sanayide biz ne kullanıyoruz? Elektrik kullanıyoruz değil mi? Adam diyor ki... Elektrik yeterli elektrik mi diyorsunuz yani sorunu aslında? Sorunu değildir diyor. Benim nükleer santral yapmaktaki amacım elektrik sorunu değildir. Nedir? Ben size soruyorum. Halkıma soruyorum. Çıksınlar desinler ki hayır biz... kesinlikle nükleer silah üretmeyeceğiz desinler. Ben de diyeyim ki tamam, ben bu tezimden, bu savundan vazgeçiyorum diyeyim. Bunu defalarca söyledim. Tutanaklarda da var. Ben de demişim ki siz nükleer silah üretme yolunda ilerlemek istiyorsunuz. Suçlamışım. Birisi çıkıp dememiş ki hayır biz nükleer silahla hani oynamak istemiyoruz. Sizin o iddianız, yani bugün burada dile getirdiğiniz iddianızı nükleer silah yapımına ilişkin... daha önce de söyledim, bu suçlamada bulundum ama bir yanıt gelmedi tabii diyorsunuz. Tabii yanıt da gelmedi. Tamamen sessiz. Komisyonda konuşuyorum. Genel kurulda konuşuyorum. Diyorum ki siz nükleer silah elde etmek için uranyumu zenginleştirmeye çalışıyorsunuz. Burada bir nokta koyalım. Bu çok önemli bir iddia. Hı-hı. Çünkü farklı bir noktaya gelmiş oldu aslında. Nükleer santral ya da Akkuyu'daki, evet, nükleer santral yapımına, evet, ilişkin. Bu programın ama hep öyle başlar. Oluştuğuna... Barışçıl amaçlı olarak başlar. Diğer ülkelerde de öyle olmuştur. Atom bombası nasıl oluştu? Peki o zaman... Yani, hepsi barışçıl amaçlı. Enerji üretelim. Bilim ilerlesin. Bak
Nagasaki, Hiroşima bu bilimden nasibini aldı. Bir ara verelim. Bu önemli. Bunu ikinci bölümde daha ayrıntılı bir şekilde konuşmaya çalışalım ama kısa bir